Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşam Kastamonu layıkasından 102 nolu mektubu inşallah önce okuyacağız. Bismihi Sübhane. Ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdi. Hamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Bi adedi aşirati dakaiki hadihi şuhuri selase. Yani Allah'ın selamı, rahmeti, berekatı. Bu şuhur-ü selasenin 3 ayların, yani Recep, Şaban, Ramazan, bu mübarek ayların dakikalarının aşireleri adedince üzerinize olsun. Biz de amin diyelim bu güzel duaya. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela sizin geçmiş Leyli-i Miraç gecesi ve gelecek Leyli-i Berat gecenizi tebrik ediyoruz. Ve makbul dualarınızı rica ediyoruz. Kastamonu'dan Ispartalı Nur talebelerinin yazdığı mektupta onların hem mübarek gecelerini tebrik ediyor, hem de Kastamonulu Nur talebeleri olarak başta kendisi üstad, Isparta'daki talebelerinin dualarını talep ediyor. Ne güzel ya, karşılıklı dualaşmak. Saniyen ikinci bir nokta. 25. söz olan Mucizat-ı Kur'aniye'nin nısf-ı ahiri, yani ikinci yarısı, acelelik belasıyla gayet mücmel kısa kalmasına bedel, size evvelce yazdığım gibi bazı lahikaları onun ahirinde ilhak etmiştik. Şimdi en mühim bir parça, 20 sene evvel tab edilen, matbaada basılan lemaatta gördük. Onun da mucizat-ı Kur'aniye zeyilleri, ekleri içine derci konması pek münasip görüldü. Kahraman Tahir'in bana getirdiği bir nüsha lemaatı çok kıymettar gördüm. Bu lemaat adlı eser 1920 yılının bir Ramazan ayında 20 gün zarfında yarı manzum, yani şiirimsi, yarı nesir gibi yazılan, kalbe nasıl geldiyse öyle telif edilen bir dersi Bediüzzaman'ın. Çok kıymetli gördüm onu diyor. Eğer bir nüsha daha o havalde varsa, siz de o parçayı nüshalarınızın ahirine yazarsınız. Zaten lemaat kendisi de bir harikadır. Ramazan-ı Şerif'te 20 gün zarfında nesir bir surette, düz yazı gibi tekellüfsüz birden yazılmış. Sonra baktık, Şehl-i Mümteni gibi bir nesli manzum. Yani ben de yazarım diye sandığın halde imkansız, yazılması kolay olmayan düz yazıyla şiir arası ve bir nazm-ı mensur suretini almış. İçinde bu parça daha harikadır. O parçayı söylüyor şimdi. Lemaatta o parçanın serlevhası, İcaz ile beyan, İcaz-ı Kur'an bölümünün başında bu var. Yani veciz bir tarzda ifade edilen Kur'an'ın mucize keyfiyeti anlamına gelen bir başlık. Bir zaman rüyada gördüm ki Ağrı Dağı altındayım. Birden dağ patladı, dağ gibi taşları aleme dağıttı, sarstı cihanı. Bundan, yani bu bölümden, ta tarz-ı nazar ikidir. Biri zulmettar, karanlık, diğeri ziyadar, aydınlık serlevhasına kadar. Ya bunu diyor, 25. sözün arkasına ek olarak yazın. Eğer lemaat sizin elinize geçmemişse, o parçayı buradan size göndereceğiz diye bir tedbirden bahsediyor Bediüzzaman Hazretleri. Ispartalı talebeleriniz şöyle yapsanız iyi olur diye bir tedbir.
Salisen ikinci, üçüncü bir nokta oluyor. Üçüncü bir nokta. Hem latif, hem güzel, zarif bir hadiseyi söyleyeceğim. Bu memlekette, yani Kastamonu ve havalisinde Risale-i Nur'a erkeklerden ziyade fedakarane yapışan ihtiyar hanımlar ve ihtiyari hükmünde masum genç hanımlar, eski zaman sırmalı ve yaldızlı gelinlik cihazatının içinde kıymetli parçaları Risale-i Nur'un eczalarının ciltleri üstüne çekip bütün risaleler altın yaldızıyla ciltlenmiş gibi bir tarza girdi. Hani eskiden gelinlik olarak bindallı denilen sırmalı işlemeli altın şey gibi böyle elbiseler vardı ya, gelinde hala da vardır. Nadir kullanılan bindallı duymuşsunuzdur. Kastamonulu Nur talebesi hanım ablalarımız kendi şehit sandığından böyle elbiselerini kesmişler. Risale-i Nur'un cildine kılıf yapmışlar. Altın yaldızı çitlenmiş gibi bir tarza girdi diyor. Risale-i Nur'un manen güzelliğine ve Hüsrev ve Tahir'i ve Ali'lerin ve Hasan Atıf ve Asım gibi kardeşlerimizin yaldızlı yazılarının cemaline, güzelliğine cildi üstünde de şirin bir güzellik daha ilave edildi. Altın yaldızlı sırmalı ciltler şekline gelmiş o Nur talebesi hanım teyzelerimizin, ablalarımızın kendi çeyizlerinden böyle kılıf yapmaları sayesinde. Hafız Ali'nin mektubunda yazdığı Ümmühan ve Şahide değerinde burada Risale-i Nur'a bütün kuvvetiyle çalışan çok hemşirelerimiz var. Ümmühan dediği İslam köylü ya Hafız Ali abi. Ümmühan merhum Süleyman Demirel'in annesinin adı. Paşa dayı diye bilinen Süleyman Demirel'in babası da Tabarlı'ya üstadla görüşmeye defalarca gidip gelen bir muhterem büyüğümüz, Allah rahmet eylesin. Hanımı da Nur talebesiymiş meğer. Allah Allah, Ümmühan. Bir de Şahide diye başka bir Isparta hanım, İslam köylü bir ablamızdan üstad misal veriyor. Aynen onlar gibi diyor. Risale-i Nur'a bütün kuvvetiyle çalışan çok hemşirelerimiz var Kastamonu'da. Mesela Asiye, bu teyzemiz 100 yaşında vefat etti. Ben 99 yaşındayken kendisinden gördüm, tanıştım. Ankara'da oğlu vardı, oğlunun yanına gelmişti. Asiye Saniye, bak bu hanım ablayı da gördüm ben. Tanıştığımızda 90 yaşına yakındı. Kastamonu'da bizim İbrahim Vapur ondan bahsetti. Üstadın talebelerindendir dedi. Gittik. Allahu Ekber. Yaşlı teyzemiz evinde yalnız yaşıyordu ama sanki evinde gelini varmış gibi o yaşlı haliyle pırıl pırıl tertemiz bir evle karşılaştık. Bir konuşmaya başladı. Ortaokul mezunuymuş zaten. Aman Allah'ım, alimler gibi konuşuyor. Alim, alim. Risale-i Nur okuyan insanları alim haline getirdi. Ağzımız açık kaldı o konuşurken. Şaşırdık. Maşallah, barakallah dedik. Ondan sonra ondan dinledikten sonra biraz da biz birkaç şey söyleyip müsaade isteyip ayrıldık. Onu da tanıdık. Başka ne var? Ulviye, Lütfiye, Aliye gibi. Bunları görmedim. Ama bu Asiye ve Saniye teyzeleri görmek nasip olduydu. İşte bunlar gibi Risale-i Nur'un şakirtleri, Nur talebeleri. Oradaki hemşirelerine ve kardeşlerine selam ve dua ediyorlar Ispartalı hanım kardeşlerine. Kastamonu'dan onlar selam ettiğin üstad aracılık yaparak söylüyor. 103. mektup. Bismihi Sübhane ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
Bir adedi aşura tetekaigı şehri şabane ve ramadan. Allah'ın selamı, rahmeti ve berekatı Şaban ve Ramazan aylarının dakikalarının aşireleri adedince üzerinize olsun. Amin. Aziz Sıddık mübarek metin kardeşlerim, sizin leyli beratınızı ve gelen leyali Ramazan-ı mübarek edinizi, yani Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi Berat gecesi ya, hem onu hem mübarek Ramazan ayının bütün gecelerini tebrik ederiz. Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükür olsun ki Risale-i Nur kendi kendine tevessü ediyor, genişliyor, yayılıp gidiyor diyor Bediüzzaman Hazretleri. Nasıl oluyorsa gerçekten o günden bugüne Risale-i Nur hava gibi, su gibi sadece Türkiye'nin şehirlerine, ilçelerine, köylerine değil, dünyanın bütün devletlerine yayıldı gitti canım. Ve Sübhane, nasıl oluyor biz de anlamıyoruz. Hamiyetli insanlar götürüyor bir İngilizce, ondan sonra Almanca, Fransızca, Hintçe, Japonca, evet, değişik lisanlarda tercüme edilmiş Risale'leri çoğalıp gidiyor. Yayılıyor yani. Risale-i Nur kendi kendisini okutturuyor ve dünya çapında genişlemeye, yayılmaya hala devam ediyor. Her tarafta fütuhatı var. Fütuhat dediği fetih, kalpleri fethediyor anlamında. Ehli dalaletin hileleri onu durdurmuyor. Yani Risale-i Nur'u engellemek için ne yapsalar boşuna. Engel tanımıyor Risale-i Nur, yayılıp gidiyor. Bilakis çok dinsizler teslim-i silah ediyorlar. Yani Risale-i Nur'daki bu kuvvetli ispat ve deliller karşısında biz bir şey söyleyemeyiz diye teslim olmak zorunda kalıyorlar. Hafız Ali'nin dediği gibi korkuları pek ziyadedir. Şimdi dinsizlik taassubuyla değil, korku cihetiyle ilişiyorlar. O korku Risale-i Nur lehine dönecek inşallah. Gerçekten Türkiye'de Risale-i Nur ve Said Nursi olayı diye aslı İngilizce olarak yazılan Şerif Mardin'in sosyolog olarak yaptığı araştırmaların sonucu yazmış olduğu bir kitap var. Türkiye'de Said Nursi ve Nurculuk olayı diye tercüme edildi Türkçe'ye. Ve o kitap entelektüel alemde, aydın kesiminde çok okundu, çok yayıldı. Yani eskiden üstadı ve ressamları çok saldırılar yapılıyordu. Fakat o kitaptan sonra ilim dünyasındaki insanlar şaşkınlığa düştüler. Allah Allah, Said Nursi böyle miymiş? Risale-i Nurlar gerçekten böyle kitaplar mıymış diye okuduktan sonra şaşkın oldular. En azından aleyhte konuşmayı durdurup sustular. Lehte konuşamasalar da aleyhte konuşamaz hale geldiler. Nadiren tek tük öyle konuşanlar var ama onlar da kısa zamanda belasını buluyor. Çok garip bir durum yani. Risale-i Nur aleyhinde bulunan iflah olmuyor. Mutlaka bir şekilde başlarına bir şeyler geliyor. Allah razı gelmiyor. Çünkü Allah'ın rızasından başka hiçbir maksat gözetmeyen, sadece ve sadece bu millet-i İslamiye'nin imanı kurtulsun, imanla kabre girsin, hedefinden başka bir şey gözetmeyen Risale-i Nur'a karşı dil uzatanlar belasını buluyorlar. Beddua etmeye gerek yok. Gayretullah'a dokunuyor. Allah razı gelmiyor gerçekten. Ve o korku Risale-i Nur'a dönecek diyor Sıddık Hazretleri ta o zamandan. Nur fabrikasının sahibi bu defaki mektubundaki harika ve yüksek duası onun fevkalade ihlas ve sadakatinin bir tereşühatı nazarıyla baktığımızdan 1000 derece haddinden ziyade hüsnü zanını
Risale-i Nur hesabına kabul edip duasına amin deriz. O Nur Fabrikası'nın mektubu, yani Hafız Ali Abi'nin yazdığı üstad-ı mektup, Hasan Atıf'ın mektubuyla Leyli-i Berat akşamında elimize geçti. Berat gecesi geçti. O gecemize bereketli ve mübarek bir tebrik nevinde telakki eyledik. Aziz kardeşlerim, bu mübarek Ramazan'da dahi geçen Ramazan gibi bu aciz ve zayıf kardeşinize manevi ve uhrevi say ve çalışmanızdan zekat miktarınca vermenizi ve onun hesabına bir miktar çalışmanızı ve ziyade hüsnü zannınız ile ona tahmil ettiğiniz, yüklediğiniz ağır yüke o cihete yardımınızı pek çok rica ederim. Yani ben hastalığımdan dolayı arzu ettiğim kadar çok çalışamıyorum. Yani yaptığınız manevi çalışmanın 1/40'ını de zekat miktarınca benim lehime inşallah hediye edersiniz. Ya şu Bediüzzaman'ın büyüklüğüne bakar mısınız ya? Allah Allah. Benden himmet beklemeyin. Sizin himmetinize ben muhtacım diyor talebelerine. Fesubhanallah. Derdi maişet sersemliğiyle, yani geçim derdi sersemliğiyle, ekser halk ahiret işlerine ikinci derecede bakmalarından ehli dalalet istifade edip onları avlıyorlar. Ya insanların midesinden yakalıyormuş ehli dünya. Ahirete çalışmasını da engelliyorlar. Risale-i şakirtleri kanaat ve iktisat düsturlarıyla bu manevi hastalığa da mukabele ederler inşallah. Hakikaten iktisat hiç tükenmez, bitmez bir hazinedir buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İktisat ve kanaatı hazine diyor. El kanaatü kenzün la yefna. Aslında bu hadis-i şerifin. Kanaat hiç bitmez, tükenmez bir hazinedir. Ya sen har vurup harman savurursan, yani istediğin kadar maaş al, rakam ne kadar yüksek olursa olsun sana yetmez ki. Gözün doymuyor be kardeşim ya, saçıp savuruyorsun. Nerede akşam orada sabah, orada yaşa, öyle yaşarsan sana ne para yeter ne pul be kardeşim ya. Nur talebeleri iktisat ve kanaatle yaşadıklarından Allah geçimine bereket ihsan eder. Her şey kendisine yeter. Zaten küçük küçük şeyler bile nur talebeleri mutlu etmeye kafi geliyor. Aç gözlü değil, çok şeylere gözün dikmiş değil ki elhamdülillah. Kanaat, iktisat onun geçiminin kolaylık gelmesine vesile oluyor. Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize, hem erkek hem hanım kardeşlerimize birer birer selam ve dua ederiz diye mektubunu öyle tamamlamış. Şimdi 104. mektuba geldik. Bismihi Sübhane ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyoruz. Cenab-ı Erhamurrahim'in bu Ramazan-ı Mübareke'nin hürmetine rahmeten lil alemin, yani alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine rahmetiyle imdad eylesin. Asar-ı gadab-ı ilahi, Cenab-ı Hakk'ın ilahi gazabının, öfkesinin eseri olan afat ve dalaletlerden, yani semavi ve arzı afetlerden ve sapkınlıklardan muhafaza eylesin. Amin. Ve Risale-i Nur şakirtlerini, nur talebelerini Neşri Envar-ı Kur'aniye'de Kur'an nurlarının yayılmasında muvaffak eylesin. Amin. Hizbül Azam-ı Kur'an'ın gelmesini iştiyakla bekliyoruz demiş hemen altına da. Bu Hizbül Azam-ı Kur'an, yani Hizbül Ekber-ül Kur'an,
ya da Hizbül Muazzama-i Kur'an diye üstadımızın iki isim verdiği, burada da Hizbül Azam-ı Kur'an'ı diyor. Yine Hizbül Muazzama-i Kur'an makamında söylemiş. Risale-i Nur'a kaynaklık yapan binden fazla ve Kur'an-ı Kerim'in en sevaplı ayetlerinin bir araya üstad tarafından getirildiği ve 150 sayfalık ceylan derisine ciltlenmiş bir kitapçıktır o. Risale-i Nur talebeleri mübarek gün ve gecelerde okusun diye üstad yadigar olarak onu bırakmış. Yeni asri neşriyat olarak da biz bunu işte matbaada basarak siyah ceylan derisiyle kılıflayıp Nur talebelerin hepimizin evinde vardır büyük cihette. Ve Kur'an cüzlerini bir taraftan okurken bir taraftan da bu Hizbül Muazzami Kur'an'ı okuruz. Demek ki üstad Ispartalı kardeşlerinden onu istemiş olmalı ki yazan kardeşlerimizden birisi tamamlamışsa bizim Kastamonu'ya göndersin. Onu diyor iştiyakla dört gözle bekliyoruz anlamında söylüyor burada. Saniyen ikinci bir nokta, Hafız Ali'nin mektubunda Kahraman Süleyman Rüşdü'nün gelmesini tebşir ediyoruz, müjde diyoruz. Biz de ona binler safalarla geldin deyip ve üç cihetli onu ve masumlarını tebrik ediyoruz. Süleyman Rüşdü Çakır abi nereye gittiyse, acaba askere mi gitti, başka bir şeye mi gitti? Dönüşünü üstad böyle tebrikle karşılamış, ta Kastamonu'dan yazdığı mektupla. Ve Hasan Atıf'ın Demirci Mehmet namını verdiği Bedevi kardeşimizi yazdığı uzun mektubu buradaki kardeşlerimize ihlas noktasında ehemmiyetli tesiri var. İhlas Risalesi'nin sırrını ve düsturlarını yerleştirmeye çalışması bizi çok mesrur eyledi, sevindirdi. Cenab-ı Hak onun gibi halis, ihlaslı kardeşleri çoğalsın. Ve Atıf'ın o mektubunda Medrese-i Nuriye'deki kahramanlardan kıymetli bir iki yüksek ihtiyarın Risale-i Nur'a parlak irtibatları bizi sürur yaşıyla, yani sevinç gözyaşıyla ağlattırdı. Bu defa evvelce size gönderilen gençler ikaznamesinin bir tetinmesi, ek ilavesi olarak bu havaldeki tehlikeli vaziyette bulunan gençlere bir ihtarname namında bir fıkra gönderiyoruz. Gençlere ihtar, bir uyarı, ikaz makamında üstadın yazdığı bir mektupmuş o. Gönderiyoruz o fıkrayı ta ki Risale-i Nur'un genç şakirtlerinin gittikleri istikamet ve iffet, doğru yolda ve namusluluk içerisinde yaşamaları ve ittiba sünnet-i seniye, Peygamber Efendimizin sünnetine sarılmaları, gençlik noktasının ne kadar kıymetli bulunduğunu ve hakiki bir zevkli gençlik ise o tarzdaki bahtiyarların gençlikleri olduğunu bir kat daha ispat edip hakiki genç Türkler kimler olduğunu göstersin. Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize selam ve dua ederiz. Ve mübarek dualarını bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te ve bire bin kazancı kazandıran eyyam, günler ve leyali mübarekede, mübarek gecelerde dualarını rica ediyoruz. El-Vaki Hüvel-Vaki Said Nursi. Şimdi üstadımızın bahsini ettiği o gençlere ihtarname dediği mektuba geldik. Onu okuyalım inşallah. 105. mektup, bu gençlere ihtarname mektubu. Bu defadan evvelce size gönderilen gençler ikaznamesinin bir tetinmesi, ek dersi. Birkaç bir işare gençlere verilen bir tembih, bir uyarı, bir ders, bir ihtarnamedir. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetine gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak istediler. Ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi onlara dedim ki
Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşrua yani helal dairede kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile İslam terbiyesiyle o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak İffet ve namusluluk ve taatte, ibadette sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Hayat ise eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse, hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise eğer dalalet ve gaflete yani dinden imandan uzak sapık bir hayata düşmüş ise hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'i lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Hususen gayri meşru haram ise bütün zehirli bir bal hükmündedir. Demek hayvandan 100 derece lezzet hayat noktasında aşağı düşer. Belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti dinsizliği noktasında madumdur. Yok hükmündedir, ölmüştür. Akıl alakalar diye ona zulümatlar, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise İtikatsızlığı, inançsızlığı cihetiyle yine mağdumdur, yine yoktur. Ve Adem'le hasıl olan ebedi firaklar, ölünce her şey yok olur gider. Ölünce ben yok olup giderim diye düşünmek ne oluyor o zaman? Her şey yokluğa inkılap edecek demekten gelen o ayrılıklar, mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulümatlar, karanlıklar veriyorlar. Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Zamanı hazır gibi, şimdiki zaman gibi, ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı, manevi zevkleri ve envar-ı vücudiyeyi, vücut nurlarını veriyor. Bu hakikatin İhtiyar Risalesi'nde 7. ricada izahı var. Ona bakmalısınız. Gerçekten imanın verdiği nur ve şuur ile bir müminin hayatı ezelden ebede uzanıyor gibi. Çünkü Cenab-ı Hak ezelde Rabbimiz kendi bildiği bir zaman diliminde bütün ruhları toptan yarattığı zaman hepimizin ruhu vardı zaten. Allah'ın takdir ettiği bir zamanda dünya hayatı için anne karnı 4 aylık olduğumuzda ruhumuz ona üflendi. Sonra canlanan bir bebek haline geldik. Sonra dünyaya geldik. Bebeklikten çocukluğa, çocukluktan gençliğe, gençlikten Allah ömür verdiyse ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan sonra ölüm. Her şey bitiyor mu? Hayır. Ölümden sonra ruhani kabir hayatı başlıyor. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe tadında ya da cehennem çukurundan bir çukur şeklinde bütün ruhların hayatı yine devam ediyor. Çünkü ruh ölümsüzdür. Ondan sonra kıyamet sonrası tekrar bedenlerimiz yaratılarak herkesin ruhunu Allah kendi bedenine yerleştirecek. Ruh beden müşterekliğinde ikinci bir ahiret hayatı başlıyor. Orada ölüm de yok. Mahşer meydanındaki hesap kitap görüldükten sonra Sırat Köprüsü'nden geçebilenler dosdoğru cennete gidecek. Allah hepimize nasip etsin inşallah.
Bir daha çıkmamak, bir daha yaşlanmamak ölmek üzere ebedi saadetler müminleri bekliyor. Sırat köprüsünü geçemeyen kafirler, münafıklar, bir de çok aşırı günahkar müminler de dahil olmak üzere onlar da cehenneme. Onlar da ölümsüz ama onlar azap içinde, müminler saadet içerisinde hayatları ebediyen devam edecek. Bak, bizim hayat anlayışımız sadece doğum ve ölüm arasında değil. Ruhlar aleminden başlıyor, cennetin sonsuzluk alemine kadar uzanıp gidiyor. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle, Allah'ın farz kıldığı emirleri yapmakla ziynetlendiriniz. Hayatınızı süsleyiniz. Namazla, oruçla, farz olmuşsa zekat ve hac ibadetiyle hayatınızı süsleyiniz, zenginleştiriniz ve günahlardan çekinmekle de muhafaza ediniz. Şimdi bu mektubun devamında üstad, herkesi korkutan ölüm gerçeğinin iç yüzü nedir? Kur'an ölümü ve kabri nasıl gösteriyor? Onu anlatıyor misal vererek, ama biz burada dersimizi tamamlayalım çünkü vaktimiz tamam oldu. Yarın akşam bu misali üstad nasıl anlatacak? Ondan nasıl bir ders çıkaracak bize? Onu inşallah böyle ipten çekerek yarın akşamı, bu akşam sonlandıralım. Yarın akşam da paylaşmaya devam ederiz inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.